Alo. Alo. İyi akşamlar diliyorum. Buyurun. İyi akşamlar, iyi yayınlar. İyi akşamlar. Buyurun, sorunuzu alalım. Öncelikle hocama soruyorum ben. Bu arada adım Kürşat Kayıkçıoğlu. Kocaeli'den arıyorum ben. Buyurun Kürşat Bey, alalım sorunuzu. Şimdi sayın hocama bir şey soracağım. Ben de şeker hastasıyım ama bundan yaklaşık bir 6-7 ay önce doktora gittim. Doktora bak, pankreasım baktı, işte şekerime baktı. 320-340 açlık şekerim. Nasipse işte glukoz falan verdiler. Bazı ilaçlar verdiler. Şu anda benim şekerim düştü. 160-170'e düştü ama hocam bizde bir sıkıntı var. Aşırı şekeri çok seviyorum. Yani tatlıyı çok seviyorum. Şimdi kişinin bağırsaklarında mantar olursa, mantar varsa kişi sürekli tatlı yemek ister. Çünkü neden? Bağırsaktaki mantarlar kişinin yemiş olduğu besinlerdeki şekere dönüşen her şeyi, glikoz, şekere dönüşen her şeyi mantarlar toksik maddeye dönüştürür. Etan, metan, büten gibi gazlara, etil alkol, metil alkol, butil alkol gibi zehirli alkollere. Bağırsaklarındaki mantardan kurtulmadıkça şekere karşı olan aşırı ağır istek, arzu vazgeçemez. Mantardan kurtulmadıkça, çünkü mantarlar yemiş olduğu şeker içeren her şeyi toksik maddeye dönüştürüyor. Karbonhidratlı besinleri. Bu nedenle kişi sürekli açlık hissi duyuyor. Şeker oranı düşüyor hücrelerde. Bütün hücreler beyne sinyal gönderiyor. Açız, açız, açız. Beyinde şef, orkestra şefi ne diyor? Okey, o zaman ye bakayım, ye bakayım, ye bakayım. Sürekli hormon salgılıyor. Açlık hissi uyandıran. Beyin ne yapsın? Sürekli sinyal geliyor. Yani Genelkurmay Başkanı gibi o yukarıda aşağıdaki askerler de diyor ki açız. Tamam diyor, yiyecek gönderin ama yiyecek askere ulaşmıyor. Bunun gibi. Şimdi bir beyefendi bize gelmişti de şekeri 450'lerden aşağı düşmüyor. Öyle, çeşit çeşit haplar kullanıyor. Yine de düşmüyor. Doktor demiş ki artık inzulin vurulacaksın, çaresi yok. O da ben vurulmam, pankreasım iflas eder diye korkmuş. Çok araştırma yapmış. Hastalıkla ilgili. Panik olmuş. Ben kullanmam diye. Sonra araştırmış, geldi bize, dedi ki ne yapacağız? Yapacağız bir şeyler. Panik yok. 6 hafta kullanacaksın, bakacağız, göreceğiz. 6 hafta sonra normale dönmüş. Hap kullanmadan normale tamamen. Geldi, dedi ki çok çok iyiyim, hamdolsun. Artık sizin gönüllü bayinizim. Evet, şimdi bayimiz Kadıköy'de. Tedavi olmak mümkün. Hatta mesela tip 1 tedavisi imkansız. Ömür boyu inzülin iğnesi yapılacak diyorlar. Tip 1 doğuştan olur. Sonradan tip 1 olmaz ki. 15 yaşında genç geldi bize, adamcağız, çocukcağız. Vermişler ağrı kesici antibiyotik, kimyasal ilaçlar zehirlemişler. Aniden inzülin salgılaması olmuş, pankreas. Doktorlar diyor inzülin şart şart ömür boyu. 6 haftada diğerleri düzeldi. Yani düzelebilir. Mühim olan rahatsızlık nedir? Onu kökten ortadan kaldırdığınızda problem çözülür. Problem değil. Yani bitkisel çözüm var. Ya ben yapmadım bunu. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Evet. klinik araştırması yapılmış. Gurmarla. Evet. Sadece gurmar değil. Aynı zamanda keçi sedefi, kara hindiba, yaban mersini. Yani birçok bitki var şekere karşı etkili olan. Tedavisi mümkün. Problem değil. Evet.